Partimiz ve Türkiye için çok önemsediğimiz ve öneminin yüksek olduğunu bildiğimiz bir haftanın içerisindeyiz. Tam da bu öneme atfen sizlerle bir araya gelmek istedik. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyeyim. Değişim denen şey sabit bir şey değildir. Statik hiç değildir. Değişim süreklidir. Değişim dinamiktir. Ve değişim dediğimiz şey bütünleşiktir. Değişim sadece kişilerin, yönetim kadrolarının değişmesi değil. Değişim kurumsal yapının değişmesi, değişim iktidarın değişmesi, değişim iktidara hazırlık yolculuğudur. Dolayısıyla bizler 4-5 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz olağan kurultayımızı takip eden süreç içerisinde ilk günden itibaren değişim dediğimiz olguyu gerçekleştirmek üzere adım attık. Hatırlarsınız 4-5 Kasım 2023 tarihinde 38. olağan kurultayımızı gerçekleştirmiştik ve bu kurultayda bir değişim iradesi oluşmuştu. Değişimin ilk adımı bir yönetim değişikliği oldu. Ama o bir ilk adımdı. O günden başlayarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlanmaya başladık. Biz seçimleri değişimin önünde ve partinin iktidar iddiasının önünde bir engel veyahut da sadece bir tarih olarak görmedik. Değişim için bir sorumluluk ve fırsat olarak değerlendirdik. Ve dolayısıyla değişime parti yönetimine geldiğimiz gün itibarıyla başladık. Seçim sürecinde başarıyı getirmiş olan, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmış olan ve daha çok halka hizmet etme imkanını bize ve sorumluluğunu vermiş olan sonuçları neye dayandığını bugün en ince detayına kadar paylaşmayacağım. Onu konuşacağımız çok fırsat olacak. Ama şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Hakikatten korkmayan, kendisini de yenileme cesareti ve dinamizmine sahip olan ve hayatın gerçekliğini kendisine temel alan bir yeni siyaset anlayışı bu değişimi ve değişimle birlikte sonucu ortaya çıkardı. İzin verirseniz bu detaylandırmayı sonra yapacağımız dediğim bazı unsurları kısaca paylaşayım. Zaten hepsini biliyorsunuz ama bunları bir bütün olarak ortaya koymak, Türkiye iktidar iddiamız için koyulduğumuz yolu nasıl inşa ettiğimizde çok somut ortaya çıkartıyor. Biraz önce dedim ya, hakikatten korkmuyoruz. Hakikatten korkmayanlar ölçerler, değerlendirirler, tartışırlar, veriye dayalı iş yaparlar. Nitekim biz de değişim dediğimiz sürecin başlangıcından itibaren ölçme değerlendirmeye dayalı kurumsal bir sistem kurduk. Ve ölçme değerlendirmenin temelini oluşturan veriyi her şeyden önce örgütümüzden aldık. Katılımcı süreçlerle, parti içi demokrasiyle örgütümüze aday süreçlerine dair görüşlerini sorduğumuz ve onların bize önerileri ışığında hareket ettiğimiz, veriyi onlardan derlediğimiz bir süreçle yola koyulduk. Biz örgütünden güç alan ve bu gücü teknolojiyle pekiştiren bir sistem kurduk. Veriyi derleyen, toplayan, analiz eden, burada kendi analiz kapasitesini kullanan ama teknolojinin imkan verdiği yapay zekadan da güç alan bir büyük sistemli ölçme değerlendirme kurumsal yapısını oluşturduk. Ölçme değerlendirme dediğimiz şey nedir? Mesela aday belirleme süreçlerinde hangi seçim çevresinde kim adaylaştırılırsa, hangi siyasi profil ve ilkeler öne çıkarsa orada hizmet daha etkin sunulur sorusuna yanıt verecek olan şey veridir. Ve bir verinin ne olması gerektiğine dair karar da siyasi bir karardır esasında. Hangi veriye ihtiyaç duyulduğunu belirleyecek olanlar siyasi kararın sorumluluğunu ve temsil yetkisini üstlenmiş olan seçilmişlerdir, siyasetçilerdir. Dolayısıyla öyle bir sistem kurduk ki siyasilerin stratejiye karar verdiği, seçilmişlerin stratejiyi belirlediği,
uzmanlardan bu strateji ışığında bilgiyi derlediği bir sistem kurduk. Yani bugünkü tek adam rejiminin aksine atanmışların değil seçilmişlerin yetki kullandığı, seçilmişlerin uzmanlardan bilgiyi derleyecek bir sisteme güvendiği bir kurumsallığı oluşturduk. Genel sekreterliğimiz bünyesinde oluşturduğumuz bu sistem sayesinde adayların çok daha sağlıklı belirlenmesi, adayların ve örgütün saha çalışmalarının çok daha etkin işlemesi ve bu sayede de başarının gelmesi yönünde büyük bir adım attık. İkincisi, değişim bir siyasi iradedir. Bu siyasi irade bu hafta değiştireceğimiz tüzüğe dahi dayanarak daha çok kadının, daha çok gencin sadece seçime girdiği değil, seçildiği bir tabloyu ortaya çıkardı. Değişim tam da budur. Üzerine dayandığı ilkelerine, çalışmasını üzerine inşa ettiği iç tüzüğüne ve inandığı Türkiye iddiasını beklemeksizin yapmaktır değişim. Biz tüzüğü değiştirmeyi beklemedik. Daha çok kadının, daha çok gencin siyasette temsil yetkisini ve sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine dair kararlılığımızı sadece adaylaştırarak değil, seçilecekleri yerden adaylaşmalarını da güvence altına alarak gerçekleştirmiş olduk. Üçüncüsü, partimizin bir bütün olarak, bütünleşik olarak, bir toplam ekip olarak birbirinden güç alan bir birliktelikle siyaset yapacağı eş güdümü her şeyin merkezine koyduk. Genel merkez, örgüt ve yerel yönetimler arasında kimsenin ezilmediği, herkesin birlikte siyaset yaptığı, birbirinden güç aldığı ve birbirini çoğalttığı bir sistem kurduk. Bu sistem yine genel sekreterliğimizin koordinasyonunda ölçme değerlendirme ile yaptığımız çalışmalardan, hukuk seçim işlerinden, bilgi işlemden, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığından gelen bütün verileri derleyip hangi mahallede hangi toplumsal sorun olduğunu veriyle ortaya koyan, o ihtiyacı karşılayacak politika metinlerini buradan üreten ve örgütüyle bunu paylaştığında Hatay'ın Arsuz ilçesinin Uluçınar Mahallesi'nde şu toplum kesiminin bir sorunu var. Buna dair politikamız net. Bunu paylaşırsanız hizmet etme alanımız genişleyecek diyen bir bütünleşik eşgüdüm siyasetini burada kurduk. Yetmedi. Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi kurduk. Genel sekreterliğimiz bünyesinde kurulmuş olan bu konseyde bütün yerel yöneticilerimizin sözünün duyulacağı, birbirlerini duydukları için de kaynaklarını daha verimli kullanacakları, daha çok ve etkin hizmet sunabilecekleri bir eşgüdümü ve ortaklaşmayı da genel merkezimizdeki bir kurumsallıkla sağladık. Gözünüzde şunun canlanıyor olmasını dilerim. Bir saat çalışıyor. Saatin her bir çarkı dönüyor. Herkes üzerine düşen işi yapıyor. Ama o saatin içindeki çarkların birlikte çalıştığı, bir eşgüdüm içerisinde tıkır tıkır işlediği bir kurumsal reformu biz değişimi başlattığımız günden itibaren inşa ettik zaten. O saati tıkır tıkır işleten farklı çarkların kendi görevlerini yerine getirirkenki yetkinliklerini daha da güçlendiren, ortaya çıkartan, birbiriyle rekabet eden değil, birlikte çalışan bir yapıya kavuşmasını sağlayan eşgüdümü genel merkezimizde kurduğumuz ve genel sekreterlik bünyesinde şekillenen bu koordinasyon ve eşgüdümle hayata geçirdik bile. Yani biz değişim için beklemedik. Değişimi parti içinde yönetime geldiğimiz günden itibaren çok somut kurumsal adımlarla başlattık. Yine değişimin en önemli parçası parti içi demokrasi ve katılımcılığı arttırmaktı. Biraz önce söyledim. Adaylar belirlenirken ilk yüzümüzü döndüğümüz, görüşünü aldığımız yer örgütümüz oldu. Parti içi demokrasi budur zaten. Tüzüğünüze yazdığınız maddeler buna güç verirler. Ama onu uygulama kararlılığınız ve siyasi iradenizdir hayata onu taşıyacak olan.
Bu katılımcılık, birazdan Sayın Gülçiftçi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız, zaten bu konuya dair sizlerle çok defa paylaştığı, katılımcı işlettiğimiz tüzük sürecimizi bir kez daha paylaşacak. Ama şunu hatırlatmayı ben de görev biliyorum, onların yürüttüğü bu sağlıklı çalışmanın altını çizmek adına. Mahallelerden başlayarak ilçelere, ilçelerden illere, illerden dijital platformlara, her yerden örgütümüzün ve üyemizin tüzüğe dair hayalini, hedefini ve önerisini iletebileceği ve bunların birlikte müzakere edileceği bir katılımcı süreci işlettik ve bu katılımcılık kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Şimdi işte o katılımcı sürecin sonunda ortaya çıkmış olan metnin nihai halini alacağı ve bir sonuca evrileceği de kurultayımızın eşiğindeyiz. Bu kurultayımız delegelerimizle ve onur kurulu üyelerimizle birlikte birbirimizle rahat konuşacağımız, müzakere edeceğimiz, istişare edeceğimiz, katılımcı bir şekilde yarınları inşa etme kararlılığı göstereceğimiz seyircisiz bir kurultay olacak. Biz bu kurultayın isminin her şeyi söylediğini biliyoruz. Bu kurultay İkinci yüzyıl değişim kurultayı. O değişim zaten başladı. Şimdi ikinci yüzyıldaki iktidar iddiamızın sağlam temellerini oluşturacağımız bir kurultay çalışmasının başlangıcındayız. Biz bu dinamik süreçte sadece partimizde bir kurumsal değişim için yola koyulmadık. Partimizdeki kurumsal değişimin Türkiye'yi değiştirme iddiamız olarak gördük. Biz Türkiye'nin birinci partisi olarak yaptığımız bütün çalışmalarda Türkiye iktidar iddiamızın altını dolduracak, iktidarımızı hazırlayacak çalışmaları yürütüyoruz. Son yerel seçimlerde birinci parti olduk. Bunun sorumluluğunun bilincinde ve bu kararlılıkla da Türkiye iktidar iddiamızın da arkasındayız. Dolayısıyla bu hafta gerçekleştirecek olduğumuz 4-9 Eylül tarihleri arasındaki kurultayımız, ikinci yüzyıldaki iktidar iddiamızın ve o iktidar iddiası için, yani Türkiye'yi değiştirme iddiamız için ihtiyaç duyulan kurumsal değişimlerin tartışıldığı, müzakere edildiği, istişare edildiği ve bir sonuca bağlandığı sürekli bir değişimin adımları olacaktır. Yani bu kurultay ve değişim iddiamız sadece partimize dair bir iddia değil. Bu kurultayda değişim iddiamızda Türkiye'ye dair bir iddia. Ne yapıyorsak Türkiye'de iktidar olmak ve Türkiye'yi demokratik, adaletli, kalkınmacı, kapsayıcı, eşitlikçi yarınlara hep birlikte kavuşturmak için yapıyoruz. Bu kurultayın da ana amacı bu. Bu bir Türkiye vizyonu ve bu kurultay bu vizyonun bir adımı. Geleceği inşa ederken geçmişimizden ve bir asırı aşan tarihimizden ve mirasımızdan da müthiş güç alıyoruz. Tam da bu nedenle kurultayımızı 4 Eylül'de, ilk kurultayımızı gerçekleştirdiğimiz Sivas'ta genel başkanımız ve önceki dönem genel başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Yani Sivas rastgele toplantı yaptığımız bir ilimiz değil. Sivas, tarihi gücümüzü aldığımız, altı okumuzun, ilkelerimizin ve bir asrı aşan dediğim gibi mirasımızın ilk adımlarının atıldığı yer olduğu için çok önemsiyoruz. 5 Eylül'de ayrı ayrı hem tüzük hem de program hazırlık komisyonlarımız toplanacak. Tüzük hazırlık komisyonumuz Nisan'dan beri sürdüre geldiği katılımcı süreci sonlandırmak için çalışıyor olacak. Program hazırlık komisyonumuz ise önümüzdeki bir yıl devam edecek olan katılımcı program hazırlık süreçlerinin ilk adımını atıyor olacak. Hani demiştik ya değişim bütüncüldür, bütünleşiktir diye. Değişim devam eder. Bir parçası biter, yeni bir parçası başlar. Neyin başlayacağını önden bilen programlı bir yaklaşımla ilerliyoruz. 6, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde ise kurumsal olarak yaptığımız bu reformları birbirimizle tekrar konuştuğumuz, tüzük çalışmalarımızı oylayarak nihayete erdirdiğimiz ve önümüzdeki bir sene devam edeceğimiz program çalışmalarımıza da en geniş katılımla başlattığımız 3 günlük bir çalışma programı olacak.
bu kurultay bizim kendi içimizde hummalı bir çalışma, çalıştay ve bu çalışmaları birlikte gerçekleştirdiğimiz 3 gün olacak. Birazdan TÜZİ'ye dair Gül Başkanım daha detaylı paylaşacak ama programın geri kalanına dair de çok heyecan duyduğumuz, birlikte yapacağımız yenilikçi çalışmalara dair sizlerle paylaşmak istediğimiz detaylar var. Söylediğim gibi bu kurultay program kurultayımızın hazırlıklarını başlattığımız bir süreç olacak. Yani önümüzdeki 1 yıl içerisinde partimiz programını güncelliyor, yeniliyor olacak ve bunu da en geniş katılımla kendi içinde konuşarak başlatacak, sonra tüm Türkiye ile konuşarak programın güncellenmesini sağlayacak. Öyle ki biz bu 3 günün içerisinde yapacağımız çalışmaları tüm delegelerimizin değerli fikir ve görüşlerini dile getirecekleri bir katılımcılıkla, herkesin fikrinin birbiri tarafından duyulacağına imkan verecek bir kapsayıcılıkla ve en önemlisi söylenecek hiçbir cümlenin kaybolmasına izin vermeyecek bir yenilikçilikle yapıyoruz. Bunların altını niye çiziyorum biliyor musunuz? Biz bu ilkeleri partimiz için değil sadece Türkiye için de önemsiyoruz. Katılımcı, kapsayıcı, yenilikçi, çağa uyumlanmış, Türkiye için hayalimiz neyse partimizde o hayali gerçekleştiriyoruz ki iktidarımızda ne yapacağımızı bugünden görelim, gösterelim, bilelim, yaşayalım. İşte bu 3 gün tam da böyle bir 3 gün olacak. Programı neden güncelliyoruz, neyini güncelliyoruz sorusunun yanıtı açık. 6 okumuz en büyük gücümüz. İlkelerimiz, bizim mirasımız, vazgeçilmezimiz. Her şey değişir, 6 ok ve ilkelerimiz değişmez. Değişen nedir? Dünya değişir. Değişen nedir? Türkiye'nin ekonomik koşulları değişir. Değişen nedir? Yurttaşın günlük hayatını rahat yaşayabilmesi için ihtiyaçları değişir. Biz gücünü 6 oktan ve ilkelerinden alan, mirasına sahip çıkan bir yerden işte o değişen dünya koşulları, Türkiye'de yurttaşın değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek bir program güncellemesi yapıyor olacağız. Ve bunu tam da hayalini kurduğumuz Türkiye nasıl işleyecekse öyle yapacağız. Yuvarlak masalarda, herkesin birbirini duyduğu, delegenin birbirinin gözünün içine bakarak birbiriyle konuştuğu, fikrini söylemekten çekinmediği, özgürce fikir beyan ettiği, istişare ve müzakere ettiği, en nihayetinde de ortak karar verdiği bir zemini bu 3 günde işletiyor olacağız. Çünkü Türkiye hayalimiz bu bizim. Demokrasi bu zaten. Katılımcı, herkesin fikrini özgürce söylediği, hiçbir kanalın kapatılmadığı, dijitalden de birbiriyle konuşan ve haberleşen, yüz yüze de birbirinin gözünün içine bakan, gerekiyorsa fikir ayrılıklarını yaşayan ama ortak görüşü oluşturabilen. Tam da bu nedenle 3 farklı bölümde yuvarlak masalarda delegelerimiz, tüm delegelerimiz, genel başkanımız da dahil olmak üzere bu çalışmalara katılıyor olacaklar. İlk bölümde önümüzdeki 1 sene içerisinde yürüteceğimiz program çalışmalarının usulüne ve yöntemine birlikte karar vereceğiz. Çünkü biz birlikte çalışacağız zaten önümüzdeki 1 yıl. Ve 1. bölümde usule karar verdikten sonra 2. bölümde çalışma masalarında yurttaşlarımızın yaşıyor olduğu temel sorunlara, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, gelecek kaygısı, eğitime dair yaşadığı endişeler, tüm bunlara çare üretecek olan 2. yüzyıl kavramlarını, yani Türkiye vizyonumuzu hep birlikte konuşuyor olacağız. Ve sınır koymaksızın, saat sınırı olmaksızın konuşacağız. Bu değerlendirmeler, istişareler 2 saat sürerse 2 saat sürecek, 5 saat sürerse 5 saat sürecek. Tam da bu nedenle programımızı saatli değil, sadece bir akışla sizlerle paylaşıyor olacağız. Çünkü biz fikir beyanının sınırlanmaması gerektiğini, özgürce ifade edilebilmesi gerektiğini ve istişarenin, seçilmişlerin istişaresinin, birbiriyle konuşmasının demokrasinin vazgeçilmez olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve 3. bölümde de küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye'deki
siyasi, ekonomik ve toplumsal yansımalarını değerlendiren, bununla ilgili görüş alışverişi ve tartışmalar yürüteceğimiz bir yuvarlak masa çalışmasını devam ettiriyor olacağız. En önemlisi bu tartışmalarda sadece Türkiye'nin yarınları için önemli konuları konuşup buna liderlik yapmayacağız. Dünyadaki sosyal demokrat siyasete de tam da bu masalardan Cumhuriyet Halk Partisi liderlik yapıyor olacak. Nasıl derseniz, Sosyalist Enternasyonel'in bu konuları çalışan komitesi davetimiz ışığında toplantısını kurultayımızın kapsamında gerçekleştiriyor olacak. Birleşmiş Milletler'in Eylül sonunda gerçekleştireceği yüksek seviyeli siyasi toplantısında gerçekleşecek olan Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Divanı toplantısının çalışmaları kurultayımız kapsamında bu komisyonun çalışmalarıyla gerçekleşecek. Sayın Genel Başkanımızın başkanlık yapacağı olan bu toplantısı, Sayın Genel Başkanımızın başkanlık yapacak olduğu Sosyalist Enternasyonel Komisyon toplantısı, bu sorunları sosyal demokrat liderler düzeyinde tartışacak ve en nihayetinde Birleşmiş Milletler'e sunacağı Ankara Deklarasyonu'nu yazıyor olacak. Ve Sosyalist Enternasyonel Komitesi'nin hazırladığı bu Ankara Deklarasyonu'na Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri katkı veriyor ve bu tartışmaların öncülüğünü yapıyor olacak. Çünkü Sosyalist Enternasyonel Komitesi bir odada kendi değerlendirmelerini tamamladıktan sonra yuvarlak masalarda delegelerimizin yürütüyor olduğu tartışmaların parçası olacaklar. Türkiye'de bu konuların nasıl tartışıldığını ve vizyonumuzu bizlerle konuşacak ve bizlerden duyuyor olacaklar. Ve en nihayetinde program hazırlık komisyonumuzun hazırlayacağı sonuç bildirgesiyle Sosyalist Enternasyonel Komitesi'nin hazırlayacak olduğu Ankara Deklarasyonu kurultay delegelerimiz tarafından kurultayımızın kapanışında oylanacak. Ve o oylanan Ankara Deklarasyonu Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin oyuyla Sayın Genel Başkanımız tarafından Eylül ayında Birleşmiş Milletler'de gerçekleşecek toplantıda sunulacak. Dünya liderlerinin katılacağı bu Birleşmiş Milletler toplantısında bizim Türkiye vizyonumuz ve bizim dünyaya dair vizyonumuz ve bizim dünyaya yaptığımız liderlik de böylece toplantıların bir parçası olacak. Bütün bunlardan şunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının haftasındayız. Ama bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı haftası değil. Bu bir sonraki Türkiye iktidarının yapı taşlarının çalışma programı. Biz ikinci yüzyıl iddiamızı kurumsallaştırmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallaşır ve değişmeye devam ederse, Türkiye'yi değiştirecek iktidara da Cumhuriyet Halk Partisi geliyor olacak. İddiamız ve hedefimiz Türkiye'dir. İddiamız ve hedefimiz Türkiye iktidarıdır. Vizyonumuz demokratik, katılımcı, kapsayıcı, birbiriyle konuşan, fikir özgürlüğü olan, yoksulluğa çare üretilmiş, geçim sıkıntısına çare üretilmiş, işsizliğe çare üretilmiş, gelecek kaygısına çare üretilmiş yarınlar hedefimizdir. Bu hedefin yolunun Türkiye iktidarımızdan geçtiğini çok iyi bilen bir sorumluluk ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu hafta sizlerin de izleyeceği kurultayımızın tam da bu hedef için bir adım olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istedik. Yarınların çok daha aydınlık olduğu siyasi mücadelemize dair sizinle bu vizyonumuzu ortaklaştırmak istedik. Ben şimdi sözü tüm bu kurultay çalışmalarının içerisinde başlangıcını verecek olan TÜZÜ'ye dair çalışmalarımız için hem siyasi çalışmalarımızı hem de teknik detayları paylaşmak üzere hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gülçiftçi'ye bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Genel Sekreterim. Değerli basın mensupları, bugüne kadar tekil olarak sizlerle yapmış olduğumuz sohbetler ışığında en kapsamlı şekilde katılımcı bir anlayışla TÜZÜK için neler yaptık, TÜZÜK çalışmalarımızı nasıl gerçekleştirdik, buna ilişkin adımlarımızı nasıl attık onları paylaşmak isterim.
27 Kasım 2023 tarihli parti meclis toplantımızdan sonra bir tüzük iş takvimimizi çıkarttık, iş planımızı gerçekleştirdik. Takvimimiz kapsamında çalışmalarımızı 1 Nisan'da başlattık. Önceliğimiz elbette 31 Mart'a giden süreçte seçim güvenliği idi. Seçim güvenliğini öncelediğimizden iş takvimimiz 1 Nisan itibariyle başladı. Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerimize bir genelge göndererek çalışmalarını tarif eden hangi yöntemlerle, hangi katılımcılarla bu toplantıları gerçekleştireceklerini anlattık. Ve muhtarlık bölgesinden başlamak üzere üyelerimizden, katkı sunmak isteyen yurttaşlarımızdan görüşlerini alacakları bir dizi program hazırladık. 1 Nisan itibariyle muhtarlık bölgelerinden başlayan çalışmalarımız ilçe başkanlıklarımızca raporlandı. Çeşitli süzgeçlerden, toplantılardan geçerek il başkanlıklarımıza rapor halinde iletildi. İl başkanlıklarımız aynı kapsamda ilçelerinden gelen bu raporları ilin önde gelen demokratik sivil toplum örgütleri ve meslek odalarında sürecin içerisine katarak genel merkezimize gönderilmek üzere rapor haline getirdi. 81 ilden öncelikli olarak tüzük raporlarımızı bu şekliyle toplamış bulunduk. Biz bu esnada ne yaptık? Öneri.cep.org.tr adresi üzerinden gerek yurttaşlarımızdan gerekse üyelerimizden 20 bin civarında öneri topladık. Tüm bu gelen önerileri, tüm bu raporları başlıklar altında tasnifledik. Ardından önceki genel başkanlarımızla, Sayın Genel Başkanımızın yaptığı konuşmalarla onların önerilerini topladık. Genel Başkanımızın 4-5 Kasım kurultayından bu tarafa, o kurultay dahil olmak üzere tüzüğe ilişkin bütün söylemlerini çıkarttık ve onları ayrı bir başlık altında topladık. Daha önce partimizde görev yapmış milletvekillerimize, parti meclis üyelerimize birer mektup yazdık ve yazılı olarak görüşlerini istedik. Benden önce seçim hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapmış bütün parti büyüklerimizi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir toplantı yapmak üzere buraya davet ettik. Onlarla çok kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Mevcut tüzüğümüzün işleyen yönlerini, aksayan yönlerini, değişmesi gereken yönlerini uzun uzadıya tartıştık, sohbet ettik, konuştuk. En nihayetinde şu anda aktif görevi olan parti meclis üyelerimize ve milletvekili grubumuza yazı yazarak onların görüşlerini topladık ve hepsini rapor haline getirdik. Bu raporları il başkanlarımızı toplayarak genel başkanımızın başkanlık yaptığı il başkanları toplantısında il başkanlarımıza ilettik. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün genel merkez tarafından yazılıp ve örgütlere gönderilen bir tüzük olmasındansa örgütlerin sorunlarını içeren, örgütlerin sorunlarına cevap veren ve örgütten gelen talep doğrultusunda hazırlanmış bir tüzük olduğunu, bunu da katılımcı bir anlayışla yapmak istediğimizi ilettik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz tüzüğümüz kapsamında tüzük hazırlık komisyonumuzun kimlerden oluşacağı çok belli. Kurultay delegelerimizi tarifliyor tüzüğümüz. Biz ise il başkanları toplantısında şunu istedik. En nihayetinde tüzük partimizin örgütlerinin işleyişi için gerekli bir metin. Dolayısıyla biz bu tüzük komisyonunda il başkanlarımızı istiyoruz dedik. Çünkü bu il başkanlarımızın tüzüğü olacak. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıldır ayakta duran bir parti ve bu parti örgütlü mücadelesi ve örgütü sayesinde 100 yıldır ayakta durduğuna inandığımız için komisyona doğrudan il başkanlarımızı rica ettik ve onlar da bu ricamızı kırmadı. 81 il başkanımız komisyona katkılarını sundu. Sadece 7 il başkanımız kurultay delegesi olmadığı için resmi olarak bir kurultay delegesini görevlendirdiler ama bütün hepsi tüzük hazırlık komisyonumuzun üyesi olarak görev yaptı. Tüzük hazırlık komisyonumuz ikinci toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Üçüncü toplantısını sizlerin de bildiği üzere 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirecek ve son şeklini, komisyon raporumuzun son şeklini hazırlayacaktır.
Tüzük Hazırlık Komisyonumuzun ikinci toplantısında yine aynı katılımcı anlayışla çıkan çerçeve metni bütün il başkanlarımıza, illerindeki kurultay delegelerimizle paylaşmak, üzerine tartışmak üzere ilettik ve onlar bu süreç içerisinde bu tartışmalarını, bu paylaşımlarını gerçekleştirdiler. Biz de sizlerin bildiği üzere dün sabah saatlerinde önce parti meclis üyelerimizle, ardından kapalı grup toplantısında milletvekili grubumuzla bu çerçeve metin üzerinde tartışmalarımızı gerçekleştirdik. Eleştirilerini aldık, önerilerini aldık, eklenmesini istedikleri hususları ekledik, çıkartılması gereken hususları not aldık. Bunların hepsini komisyonumuzun üçüncü toplantısında, yani 5 Eylül günü komisyonumuzun huzuruna sunacağız. Elbette burada özellikle üzerinde durmak istediğim hususlardan bir tanesi de tüzük komisyonumuzda sizlerin bildiği üzere parti meclisimizi temsilen 3 kişi, grubumuzu, milletvekili grubumuzu temsilen 2 milletvekilimizin olmasını tüzüğümüz emrediyor. Biz bu doğrultuda yine aynı katılımcı anlayışla yapmış olduğumuz bu tüzük çalışmalarımız çerçevesinde benden önce seçim hukuk işlerinde sorumlu genel başkan yardımcılığı yapmış Sayın Zeynel Emre'yi geçmişteki çalışmaları aynı katılımcılıkla sürdürmek, o çalışmaları da sürecin içerisine katmak için komisyonumuzun üyesi olarak, grubumuzu temsilen komisyonumuzun üyesi olarak çalışmalarımıza katmak istedik. Bu talebimizi kendisine ilettik, kendisi de kabul etti ve komisyonumuz üyesi olarak görev yapıyor. Elbette bizi 31 Mart'ta başarıya taşıyan kadın ve gençlerin görev aldığı, kadın ve gençleri öncelediğimiz hususlarda da kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdik. Onların görüşlerini de ayrı bir şekilde aldık. Biz tüzüğümüzde ne öngörüyoruz? Biraz ondan bahsetmek isterim bu noktada. 31 Mart'ta ölçme değerlendirmeyi esas aldığımız, Sayın Genel Sekreterimiz az önce uzun uzun açıkladığı, ölçme değerlendirmeyi esas aldığımız, kadınları ve gençleri öncelediğimiz, siyasete liyakatli yeni kadrolar alıştırmaya, sokmaya çalıştığımız sistemi tüzüğümüze derc etmeye çalışacağız. Yani bunu şöyle tarifleyebiliriz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'ta başarıya taşıyan hususlar bugün tüzeğe yazılıyor diye tarifleyebiliriz. En nihayetinde demokrasinin üstünlüğünü, özgürlüğü, adaleti savunan bir parti olarak demokrasiye olan inancımızı, yani sandığın kıymetini önceleyen, sandığı önceleyen hususları tüzüğümüze derc etmeye çalışacağız. Elbette Türkiye 81 ilden oluşan geniş bir coğrafya. Bu geniş coğrafyanın tek bir altın anahtarı olmadığını sizler de biliyorsunuz. Biz karma bir sistemle yine aynı şekilde 31 Mart'ta 47 yıl sonra partimizi iktidara taşıyan anlayışla yine partimizi genel iktidara taşıyacak anlayışı tüzüğümüze derc edeceğiz. Tüzüğümüzde mutlaka eleştirilen, aksayan, değişmesi gerektiğini düşündüğümüz hususları elbette değiştireceğiz. Yine aynı salonda önce komisyon üyelerimizle, daha sonra kurultay delegelerimizle üzerinde konuşacağız, tartışacağız, değerlendireceğiz ve en nihayetinde doğru yolu bulacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk genel seçimlerde iktidara taşıyacağız. Tüzüğümüz bizim iç işleyişimizi düzenleyen bir metin. Daha önce de aktarmıştım ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyan bir yapı taşı olarak değerlendiriyoruz. Bu hususta tüzük kurultayımızı, yani aslında değişim kurultayımızın bir parçası olan tüzük değişikliğimizi 6, 7, 8 Eylül tarihlerinde tartışarak kurultay delegelerimizle değerlendireceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli basın mensupları, varsa sorularınız? Evet. Üç dönem kuralı ve son seçim. Bununla ilgili herhangi bir itiraz yok gibi duruyor. Değil mi? Evet, daha teknolojik olsun diye süngeri çıkarttım. Evet, Gülbaşkanım detayları paylaşabilir. Çünkü bütün toplantılarımızda bunları uzun uzun değerlendirme, istişare etme imkanımız oldu. Bütün parti unsurlarıyla. Dolayısıyla detayını Gülbaşkanım paylaşır, sorunuzu alalım. Benim anladığım kadarıyla
büyük şehirlerde değil ama yerelde bir sıkıntı söz konusu. Çünkü bazı özellikle Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da daha feodal ilişkiler hakim olduğundan dolayı adaylık çerçevesinde de insanların kendi akrabalarını yerleştirip orada bir adaylaşma söz konusu olabiliyor. Bununla ilgili bir önlem alınacak mı? Bir de bu ön seçim ya da üç dönem kuralı olursa siz yeniden aday olabilecek misiniz? Ben bu dönem milletvekili olmadığım için çok bu soru 25, 26, 27. 27 dönem. Ama 3 dönem bitti. Şu anda milletvekili yapmıyorum. Partimizde genel sekreterlik görevini yürütüyorum. Yani ama geçmişi kapsasa bile görevde olanlarla ilgili bir kural olduğu için bu. Ama Gül Başkanım yanıt verecektir. Ya şahsımla ilgili bir değişiklik yapmadığımız için. Tabii şöyle, elbette biz kişileri düşünerek değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara giden sürecini düşünerek bir tüzük değişikliği yapıyoruz. Bu konuda önce bir kafalarımızın netleşmesi lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak kişilerden ayrı partinin iktidara giden sürecini öngörüyoruz. Bir dönem kuralından elbette bahsedebiliriz. İki dönem olur, üç dönem olur, bir dönem olur, beş dönem olur. Henüz komisyon bu konuda şu dönemdir demedi. O yüzden benim burada kişisel yorumumu yapmam çok sağlıklı olmayacaktır. Ancak bir dönem kuralı olacak. Dönem kuralının yürürlük maddesinin nasıl olacağına ilişkin de bir komisyon değerlendirmesi mutlaka olacak. Çeşitli bu konuda öneriler var. Sıfırdan başlasın diyen var, geçmişi kapsasın diyen var. 28. dönemde ilk defa vekil olanların haklarının bir şekliyle korunması gerekiyor diyenler var. Elbette Türkiye Cumhuriyeti'nde biz daha önce Haziran ve Kasım seçimleri gibi 4 aylık bir süreç içerisinde seçim yenilendiğine ilişkin süreçler de gördük. Bunların hepsinin toplamda bir değerlendirmesi olacak. Kimsenin hakkının gasp edilmediği, milletvekili, belediye başkanı ya da parti üyesi olan kimsenin hakkının gasp edilmediği en demokratik, en sağlıklı yöntemi komisyonumuzla bulacağız. Ama bir dönem kuralı olacağı noktasında partideki genel başkanımızdan başlamak üzere bütün üyemize kadar herkes kafası çok net, onu söyleyebilirim. Yerelde feodal yapılara ilişkin bir sıkıntı olduğuna dair bir söyleminiz oldu. Öyle bir sıkıntı biz görmüyoruz. Edirne il başkanımızdan Hakkari il başkanımıza kadar, Sinop il başkanımızdan Hatay il başkanımıza kadar herkes bu partide demokrasinin işleyişi için bir çaba içerisinde. Karma bir sistemden bahsettik. Elbette Türkiye'nin her yerinde aynı sistemle bir aday belirlenmesi söz konusu olamaz. Bazı illerde farklı seçim çevreleri içerisinde bile adaylaşma ve adayların yapılarına göre bir değişiklik arz ediyor. Dolayısıyla bir karma sistemle aynı 31 Mart'ta bizi başarıya taşıyan süreçte olduğu gibi en doğru adayları en doğru yöntemle bulmayı amaçlıyoruz. Evet, siz yapın, belki benim ekim zaten buna işaret eder. Öne çıkan çok 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 fazla isim var. 20. dönemden başlayıp günümüze kadar vekillik yapan, işte 25, 26, 27, 28 olan ya da işte 24, 25, 26, 27 olan. Herkesin merak ettiği konu şu. Şimdi 4 dönem, 3 dönem, 15 yılı aşmış 20 yıllık milletvekili olan isimler. Ön seçime girip işte tamam örgüt istiyor, ön seçimden geliyor, onu kabul edeceğiz diyecek mi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi? Bunu dediği anda da bu parti gerçekten gençleşecek, bu parti gerçekten kadınların partisi olacak, eşit temsilin partisi olacak iddiası zarar görecek mi? Hani şimdi tek tek isim vermek istemiyorum ama biz parlamentoda herkesi tanıyoruz artık. Hep o isimler tartışılıyor, onu söyleyeyim, hani açık açık konuşuyoruz diye. Şimdi zaten mesele isimlere indirgenmiş bir siyasetin karşısına yeni bir siyaset anlayışı koymak. Hem benim hem Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiftçi'nin yaptığı bütün değerlendirmeler şuna işaret ediyor. Biz kurallı işleyen bir Türkiye hayal ediyoruz. Keyfiliğin olmadığı, kişiye bağlı karar verilmeyen, kural neyse biz ona uyarız. O kural bize, siz milletvekili olamazsınız diyorsa olmayız. Türkiye iktidar iddiamız da bunu gerektirir, siyasi bilincimiz de bunu gerektirir. Her bir partilimiz böyledir zaten. Dolayısıyla meseleyi kişiler üzerinden değil, o Türkiye iktidar iddiasıyla örtüşecek
tarif üzerinden yapmak gerekiyor. Nitekim hedefimiz de o. Gül Başkan'ın söylediği şeyi çok önemsiyorum. Dikkat ederseniz metin şöyle yazdık demedi. Niye? Herkesi dinliyoruz, istişare ediyoruz. O komisyon yarın bir daha toplanacak. Ve o komisyonun getirdiği son müzakerelerin yapılacağı metinden sonra oylanınca hepimizin ortak görüşüyle çıkacak. Dolayısıyla tekrar edelim. Bir dönem kuralının gelip gelmemesi, o dönem kuralının içeriğinin ne olacağı, ön seçimin sınırlarının tarifi bu partide istişareyle, müzakereyle belirlenir. Çünkü biz katılımcı demokrasiye inanan bir partiyiz. Bu süreci de aylardır böyle yürütüyoruz. Ama nihayetinde çıkacak olan tüzük neyse, o tüzük anayasa Türkiye için bağlayıcıdır, bu tüzük de Cumhuriyet Halk Partisi için bağlayıcıdır. Kural diyorsa ki birimiz aday olamayız, o kişi aday olmak için orayı burayı çekiştirmez, çekiştiremez zaten. Kurumsallaşma da budur. Dolayısıyla tekrar edelim, biz keyfiliğe dayanmayan, şahsım düzenine oturmayan, kurallı işleyen, liyakatli, deneyimin de parçası olduğu, gencin de vizyonuyla katıldığı bir yeni Türkiye hayali sunuyoruz. O hayalle örtüşen Cumhuriyet Halk Partisi de deneyiminden korkmayan, onu sahiplenen, geleceğine vizyonunu teslim eden bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın birinci günden değişim başladı dedim ya. Biz Kasım'da seçildik yönetime. Bu parti meclisinin yaş ortalaması 43. Bu merkez yönetim kurulunun yaş ortalaması 46. Yarısı kadın. Yerel seçimlere gittik. Yerel seçimlerde kadın genç adaylar, gençlik kollarımızdan, kadın kollarımızdan gelen yöneticiler Türkiye'de yerel yönetimlerde etkin alanlarda çalışmak üzere sorumluluk üstlendiler. Yani daha genç, daha çok kadının olduğu, daha kapsayıcı, daha kurallı bir sistemi zaten kurduk. Onun için bizim kaygımız yok. Ama hedefimiz var. Hedefimiz ne? Geçmişinin gücünü bilen, geçmişinin birikiminden illaki oturacağı koltuk üzerinden faydalanan değil. Sayın Genel Başkanımız seçildiği günden itibaren önceki bütün genel başkanlarımızla her kritik meseleyi istişare ediyor. Deneyimlerine, uzmanlıklarına ve yaşanmışlıklarına başvuruyor. Bir koltukta oturmaları gerekiyor mu? Gerekmiyor. Aynı şey milletvekillerimiz için geçerli, aynı şey belediye başkanlarımız için geçerli, aynı şey meclis üyelerimiz için geçerli. Tekrar edelim, Türkiye için ne hayal ediyorsak, onu göreceğimiz bir tüzük yazmak için sürecin kendisinde öyle işlettik. Daha çok gencin, daha çok kadının olacağı ama uzmanlık ve deneyimin de bunun bir parçası olacağı bir Türkiye iddiamızı meclisimizde de görmeye devam edeceksiniz. Kendi yönetimimizde de görmeye devam edeceksiniz. Belediyelerimizde de görmeye devam edeceksiniz. Senin adına yani aynı soru üzerinde için de araya gelmek istiyorum. Şimdi ön seçim talebi size ısrarla söyleyelim. Yani yaptığınız haberler neydi? Bu noktada genel algı nedir? Yani hani üç dönem mi olsun, sıfırdan mı başlasın? Bunda yönelik net bir şey yok mu? Çünkü şunu da biliyoruz ki her genel seçimlerde, belediye başkanları seçiminde muhakkak küskünlükler oluyor ve bu parti yönetimine bayrak açanlar oluyor. Hani yerel yönetimler sürecinde bir irade gösterdiniz, evet birçok yerde bunu gösterdiniz ama bu bir tüzüğe bağlanacak mı? Onu merak ediyorum. Gül Başkanım biraz önce söylemişti, cümleyi tekrar edeyim. Bu evet, tüzük çalışması yani, ve program çalışması yaptıklarımızı yani, kağıda döktüğümüz bir egzersiz olacak. Bundan sakınmıyoruz. Yani şöyle Engin, mesela isim vereyim, mecliste off the record sohbet ediyoruz mesela. Engin Bey'in herhalde 5 dönem oldu. Bir daha tekrar olabilecek. Edeyim, bir kocaman şimdi, Türkiye vizyonu anlatıyorum. Şüphesiz efendim. Bu kocaman de Türkiye vizyonunun içerisinde illaki kaç dönemle sınırlanması gerektiği bir parçadır. Ama o parçayı belirleyecek olan ne Sayın Gülçiftçi'nin şahsı ne de Sayın Selin Sayıkböke'nin şahsıdır. İstişare müzakereyle son hali ortaya çıkana kadar bize düşen, o son halinin ortaya çıkması için kullandığımız platformu tarif etmektir ve farklı görüşler olduğunda ifade etmektir. Gül Başkanım söyledi, ben de tekrar edeyim. Bir dönem diyen de var, üç dönem diyen de var. Dönem kuralı olmasın diyen de var. İstişare ve müzakerenin sonucunda çıkacak metni altısında siz ve tüm Türkiye görecek zaten. Onu parti istişareyle çıkartıyor. Dolayısıyla bizim de şahsi görüşlerimiz var. Şöyle bir şey talep yok mu efendim? Yani şu, geneli %80'e yakın talepler işte üç dönem kuralı olsun gibi bir şey yok mu? Böyle bir rakam yok mu elimizde? Şimdi şöyle,
bir dönem kuralından bahsedeceğiz diye belirtmiştim. Evet, elbette bir dönem kuralımız olacak. Evet. Ama bu dönem kuralı size şu anda bir yıl, bir dönem, üç dönem, beş dönem diyemem. Çünkü bunun son halini önce komisyonumuz, sonra delegasyonumuz belirleyecek. Ama bir dönem kuralından elbette bahsedeceğiz. Fakat sizin huzurunuzda şunu ısrarla söylemek isterim. Kimsenin döneminde, şahsında ya da isminde cisimleşmiş bir süreç tariflemiyoruz biz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara götüren süreci tarifliyoruz. Dolayısıyla bir kişinin 5 dönemdir ya da 2 dönemdir milletvekilliği yapmış ya da belediye başkanlığı yapmış olduğu bir süreçten bahsetmiyoruz. Biz bir umuttan, bir hayalden bahsediyoruz ve bu yapmaya çalıştığımız çalışmalar da hepsi komisyonumuz da delegasyonumuz da aynı doğrultuda bakıyor. Kişilerden arınmış, kişilerin isimlerinde cisimleşmeyen, tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar vizyonuna ait bir çalışma. Yani bunu bu şekliyle tanımlayabiliriz. Başka soru varsa? Evet. Kaç olacak? Buna dair hani belirginleşen bir oran var mı? Hani artacak dediğinizi biliyoruz. Sayın Genel Başkanımız daha önce katıldığı yayınlarda bunu birden fazla kez dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eşit temsile doğru gideceğimiz bir yol haritamız var. Elbette bir kota artırımından bahsedeceğiz. Ancak bunu şöyle tarifleyebilirim. Bir kotayla tanımlamayı doğru bulmamakla birlikte maalesef ülkemizin geldiği yer itibariyle kotayla tariflememiz gerektiğini hep birlikte konuşuyoruz. Ancak biz yerel seçimde kotalara bağlı kalmaksızın kadın ve gençlerimizi adaylaştırdık. Yine yapmış olduğumuz çalışmayı TÜZ'e derce edeceğiz ve bir kademeli geçişle İlerleyen dönemlerde %50'yi bulacağımız bir kota tariflememiz olacak. Ancak bu bir geçiş sürecidir. Belki geçiş sürecimizi kademeli olarak hayata geçirebiliriz. Bu bizim öngörümüz. Komisyona böyle ilettik. Komisyonda tartışıldı. Bir fikir birliğine varılamadı. Tekrar tartışmaya devam edeceğiz. Ama bir kademeli geçiş tarifimiz var. Umuyorum hep birlikte eşit temsile geçtiğimiz günleri de yaşayacağız. Can söylemiştiniz. Bütün önceki dönem genel başkanları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere Sivas'ta hazır bulunacaklar mı? İzninizle arkadaşlar bir sorum daha olacak. Belki bu da Gül Hanım'a yönelik olur. Genel merkez aday belirlemede genel merkez kontenjanı %15 artı siyasi partiler kanunundan kaynaklı %5. Toplamda %20 kontenjanına bazı eleştiriler, itirazlar olduğunu duyduk. Bu maddenin de yeniden değerlendirilebileceği, sizin de söylediğiniz gibi hala müzakereye açık olacağını biliyoruz. Eğilim ne yönde? Genel merkez kontenjanına dair tartışmalar nasıl ilerliyor diye iki soru yöneltmiş olayım. Biraz önce de ifade ettim. Biz sadece toplantılarda buluşmak için değil, geçmiş deneyimleri, birikimleri, siyasete katkıları nedeniyle de önceki dönem genel başkanlarımızla Sayın Genel Başkanımızın çok sıkı ve sık temasları oluyor. Buna bütün önceki dönem genel başkanlarımız elbet dahil, koşulsuz dahil ve öyle olmaya da devam edecektir. Bütün programlarımıza yaptığımız davet gibi burada da bir davetimiz var. Katılım elbette önceki dönem genel başkanlarımızın kişisel programları ışığında onlar tarafından belirleniyor. Ama tekrar edelim, biz hep birlikte geçmişinden güç alan, geleceğe yürüyen bir yönetim anlayışıyla devam ediyoruz. Her anlamda zaten birlikteyiz. Fiziken nerede birlikte olduğumuzun hiçbir önemi yok. Bir kontenjan kotadan bahsettiniz. Siyasi partiler kanunu bütün siyasi partiler olduğu gibi elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir %5'lik kontenjan merkez adaylığı şeklinde bir tanımlama yapıyor kanundan gelen bir şekilde. Ondan ayrıca bir tanımlama yapmak lazım. Ben her konuşmamı 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapan 31 Mart seçimlerine referans gösteriyorum. Çünkü biz 31 Mart seçimlerinde şöyle bir yol izledik. Kadını, genci, meslek grubunu, demografik yapıyı dağıtabileceğimiz örgüt denetiminde bir ön seçimden bahsettik. Eğer bir %15 kontenjan diyorsanız, bu bahsetmiş olduğum bütün yapıların harmanlanacağı, bütün yapıların korunacağı bir süreçten bahsediyor
bahsediyoruz demektir. Nasıl yaptık? Bir yönerge üzerine yaptık. Dedik ki her üçte bir kadın yazacaksınız, her beşte bir genç yazacaksınız dedik. Gençleri ve kadınları öncelemeye çalıştık. Bazı yerlerde dedik ki buranın geçim kaynağı tarım, mutlaka bir ziraat mühendisi. Varsa üç taneden en az iki tane ziraat mühendisi işaretleyeceksiniz dedik. Bazı yerlerde en az bir tane şehir plancısı işaretleyeceksiniz dedik. Dolayısıyla biz aslında meslek gruplarının, bölgesel dağılımların, cinsiyetin, yaşın hepsinin harmanlandığı, hepsinin korunduğu bir meclis çatısı altında, yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı olur, belediye meclisi çatısı olur ama bir meclis çatısı altında hangi yapıya, hangi meslek grubuna, hangi cinsiyete, hangi yaş grubuna ihtiyacımız varsa onu tariflediğimiz bir yönergeyle yaptık. Dolayısıyla bir %15 kontenjan dediğiniz şey aslında bunun korunması için var olan bir yapıdan bahsetmektir. Biz bu yapıyı aslında korumaya çalışıyoruz. Yani hepimiz üzülerek izledik. Bir hayvan yasası geçti mecliste. Meclis çatısı altında veteriner hekim yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarından bahsediyoruz. Mecliste 19 tane ihtisas komisyonu var. Bu komisyon başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olacak. Dolayısıyla bu ihtisas komisyonlarında uzman kimselerin olması gerekecek. Ben bir hukukçuyum. Ben Adalet Komisyonu'nda, İnsan Hakları Komisyonu'nda, Anayasa Komisyonu'nda faydalı olabilirim. Benim Sağlık Komisyonu'na başkanlık yaptığım zaman bu benim faydalı olmayacağım anlamına gelir. Dolayısıyla aslında elbette %15, %10, %20 bunların hepsi konuşulabilir. Ama buradaki amaç nedir? Bunu tartışmak lazım. Yani sayılara bakmaksızın sayılardan ayrıca düşünmek gerekir ki burada kadının, gencin, bölgesel dağılımın, meslek gruplarının korunduğu bir yapıyı inşa etmemiz lazım. Aslında yerel seçimde bizi başarıya götüren adımlardan bir tanesi de buydu. Yani meslek gruplarını, bölgesel dağılımı, kadını ve genci öncelememizdi. Yine aynı yapıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi aday belirlemeye ve yerel yönetimler seçimi için aday belirleme maddemize de yansıtmak niyetindeyiz. Bu tarafta bir soru vardı demin ama evet. Sorum aslında partinin bu tür tartışmalardan en azından şu an için uzak kalmak istediğini biliyorum ama sabah Halk TV yayınında Genel Başkan Özgür Özel aslında erken seçime ilişkinde ilk kez net bir tarif yaptı. 2025 yılının sonu ya da 2026 baharı dedi. Bu noktada şunu sormak isterim. Yeni Tüzük'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili bir yöntem çizilmiş olacak mı? Bunun kapsamı ne denli olacak eğer olursa? Çünkü bazı çevrelerce de eğer Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ile ilgili bir maddenin eklenmesi durumunda bu aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamlılığı noktasında bir gönüllülük de varmış gibi de yorumlanabiliyor şeklinde bazı söylemler de var. Nasıl yorumlarsınız? Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem için yıllardır mücadele eden bir partinin ilkeleri de buna işaret eden, üstelik de kuruluşunda liderlik yapmış bu ilkelerin bir partinin bundan vazgeçmesi mümkün değil. Daha demokratik bir zemin, parlamentosu güçlü bir Türkiye'dir. Bu hedeften vazgeçmiyoruz. Bu hedefe giden yolda, bugünün kuralları içerisinde nereye birisi seçilecekse, o kurala uygun işimizi ilkelerimizle uyumlu yapmanın tarifleriyle sınırlıdır bu tüzük. Evet, siz de ekleyin. Aynen, siz de şeye dair. Sayın Genel Sekreterimiz çok güzel tarifledi. Tüzüğümüzün birinci bölümünde kuruluş ve ilkelerimizi düzenleyen bölümde sizler de açıp baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamenter sistemle ülkenin yönetilmesine ilişkin görüşlerini zaten göreceksiniz. 2018'de değişen bu tüzüğümüzde 54. madde Cumhurbaşkanı adayının saptanmasına yönelik bir düzenleme yapmış. Bu düzenleme kanun değişikliğinden önce yapılmıştı. Şu anda kanun elbette beğenmemekle birlikte kanuna uymak zorundayız. Çünkü biz hukukun üstünlüğünü tanıyan bir partiyiz. Tüzüğümüzün 54. maddesi, biraz zamanınızı alacağım, şöyle tarifler. Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması, merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle belirlenir. Hangi yöntemin uygulanacağına parti meclisi karar verir. Aslında bizim tüzüğümüzün 54. maddesinin birinci fıkrası çok geniş bir yöntem belirlemiş. Ancak kanun burada der ki Cumhurbaşkanı adayını
parlamento grubu ya da imzayla belirlenir. Dolayısıyla biz burada yazan yöntemlerin hepsini uygulayabiliriz. Şu anda da uygulayabiliriz, yarın da uygulayabiliriz. Bunun önünde hiçbir kısıt olmamakla birlikte bu uygulayacağımız yöntemler parlamento grubumuza ışık tutucu olacaktır sadece. Dolayısıyla resmi olarak kanunun öngördüğü şekilde Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhurbaşkanı adayını belirleyecektir. Ve kesin olan bir şey vardır. Bir sonraki Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partili olacaktır. Evet, son bir el görmüştüm ama. Sormak istiyorum. Ankara deklarasyonunu onaylatacağız, evet. Oylatacağız dediniz, evet. CHP delegelerine. Evet. Siz mi davet ettiniz? Ünlü konuklar var mı? Vardır. Enternasyonalde hep oluyor böyle. Bu toplantı Sosyalist Enternasyonel'in Birleşmiş Milletler'de bütün liderlerin, dünya liderlerinin katıldığı toplantıya hazırlık yapıyor olan komite. Dolayısıyla kendisi de bu liderleri içinde barındıran bir komite. Liderlerin kendi programları kapsamında bazısı burada bizimle fiziken olacak, bazısı toplantıya Zoom üzerinden katılıyor olacak. Ama fikir tartışmalarını hep birlikte yürüteceğimiz, bizim toplantılarını burada yapmaya davet ettiğimiz zaten genel başkanımız biliyorsunuz, Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı, genel sekreterliğimiz, yani şahsım değil genel sekreterliğimizde oranın en önemli komitesi olan Etik Komite'de partimizi temsil ediyor. Bu uluslararası gelişmelerde Türkiye'ye biçtiğimiz liderlik rolüne dair bir tarif. Liderlerle konuşan ve dünyadaki siyasete de bir liderlik olarak öncülük yapan Türkiye hayalimizi de böylece gerçekleştiriyoruz. Yani sorunuzun yanıtı evet. Biz davet ettik. Onlar da zaten birlikte yürüttüğümüz için. Onları da o gün görürüz hep birlikte. Sürpriz kalsın. Yapacak çok işimiz var. Biraz önce de söyledik. Bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden olduğu, bir sonraki meclisin en büyük grubunun Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluştuğu ve bizim bugün parça parça inşa ettiğimiz Türkiye hayalimizi gerçekleştirdiğimiz, herkesin derdine çare olduğumuz yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz. Bunları da sizlerle sıkça paylaşmak için bir araya geleceğiz. Bundan sonra belki daha çok bir araya geleceğiz. Hummalı bir şekilde bugünlere hazırlandık. Ben tekrar hepinize emeğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm yurttaşlarımıza da sevgi ve saygılarımızı iletiyorum.